Dediğim kadar varmış, değil mi? Aferin. Bu görüntüler Şadiye'yi çıkartmak için işe yarar. Yalnız bunları karakola sen götüreceksin. Ben o topa çıkmam. Senin adamların bunu çekecek kadar yetenekliyse kimliklerini de bulurlar, değil mi? Tamam, o zaman anlaştık. Bundan sonra birbirimizin karşısına çıkmıyoruz. Ben ancak Şadiye çıktığı zaman seni gördüğümü unuturum. Bir de şu var. Belli ki Fırat'la aran bozuk. Ortamını ayarla. Ne yap ne et. Fırat'la aranı düzelt. Şaka yapıyorsunuz herhalde Sermet Bey. Unuttunuz sanırım ama ben yurt dışındayım. Buradasın. İstanbul'dasın. İki şartım var. Birincisi Şadiye çıkacak. İkincisi pılını pırtını toplayıp buraya geleceksin. Hepimizin dizinin dibinde oturacaksın. Sen şimdi söyle bakalım. Kariyerin İngilizcesi ne? Nereye varmaya çalışıyorsunuz? Bana ters yapacak pozisyonda değilsin. Kariyerin İngilizcesi ne? Mistral. Güzel. Mistral diye bir denizcilik şirketi kuracağız. Bu şirketten sana iş teklifi gelecek. Sen o işi kabul edeceksin. İşin başına geçeceksin. Benim adım hiç geçmeyecek. Bir an evvel de eşyalarını toplayıp ablanın evine geçeceksin. Artık anlaştığımıza göre ziyaretin kısası makbuldür, değil mi? Verimli bir gece oldu. Ya sen bayağı çakalmışsın arkadaş. Rahatsız etmiyorumdur inşallah. Ziyaret için tuhaf bir saat Sermet Bey ama buyurun. Yine ağzınızdan bal damlıyor Narin Hanım. Emniyetten geliyorum. İyi haberlerim var. Şadiye'yi salıyorlar. İfadeler verildi. Mevzu kapandı. Ne? Sahi mi? Narin sevinsene biraz be. Yüzün gülsün biraz. Tamam kalk boynumuzu atla demiyoruz da. Şadiye kurtulacak diyorum sana ya. Keşke böyle kurtulmak zorunda kalmasaydı Şadiye. Böyle şantajla, tehditle, zorbalıkla falan. Zorbalık yok ya, zorbalık yapmadık. Aldık konuştuk. Yani belki öyle bir tane fiske vurduysak mecburiyetten o da. Teşekkür ederim sen. Şadiye için düşündüklerim bitmedi daha. Çok güzel bir hayat olacak. İpek gibi bir hayat kuracağız ona. Sana söz veriyorum, ip gibi olacak senin karşında. Dimdik ayakta duracak. Neyse. Ben daha fazla tutmuyorum seni. Sen de yorgunsun. Baksana, kötü gözüküyorsun. Git dinle. Merak etme ama. İfadeler verildi. İş bitti. Sermet, sağ ol. Eyvallah. Uçtu Sevinç'ten kız be. Allah'ım bir insan evladına gülmek bu kadar mı yakışır ya? Yemin ediyorum bu kız güldüğü zaman benim için ferahlıyor. Buyurun içeride Deniz Hanım. Hoş geldiniz Irmak Hanım. Hoş bulduk. Döndüm ben de işte dün gece. Sermet Bey hoş geldiniz. Ne güzel çiçekler. Galina çok teşekkür ediyor okul konusundaki yardımlarınız için. Ayrıca ben de teşekkür ediyorum. Hiç gerek yoktu. Al suya koy canım. Buyurun. Ben kaçtım. İyi günler. Akşama geç kalma canım, tamam? Tamam canım. Buyurun. Gözünüz aydın. Ay vallahi sormayın. Uçtum Sevinç'ten herhalde. Buradan yeni bir iş teklifi almış. Ama maşallah nazar değmesin bir şey olacak diye çok korkuyorum. Burada gözümün önünde otursun o kadar istiyorum ki. Hayırlısıyla olur inşallah. Benim de iyi haberlerim var. Ah. Şadiye'nin işini hallettik. Çıkıyor. Aa çok sevindim. Narin uçmuştur havalara. Deniz Hanım. Birkaç hafta önce bu konuşmayı yapıyor olsaydık haberim var şimdi konuştuk Narin'le derdiniz. Ne oldu?
Dostluklar sınanır zaman zaman. Biraz zamana ihtiyacımız var. Aranıza kedi mi girdi? Ne içersiniz? Bir kahvenizi alırım. Arkadaş, ne olursa olsun bugün her şeyi göze alıp soracağım. Tabii ya. Hamza. Şadiye. Şadiye. Ya Şadiye, ne oldu yine sana? Kim yaptı bunu? Ya paspas yaparken düştüm. Hep aynı sakarlığım işte. Şadiye. Bana bak. 40 yıllık avukatım ben. Bana masal okuma. Ne oldu sana diyorum? Kim yaptı bunu? Söyle çabuk. Bana bak. Mahkumlar mı yaptı yoksa? Kavga mı ettiniz? Gardiyanlar mı yaptı? Şadiye, söyle çabuk. İsim ver. Kendi ellerimle ipe götüreceğim. Bursa, bir bağırma. Bağırma. Bir anlatacağım. Evvelki gece bu Sermet abi var ya, çıkarttı beni buradan. Ne? Allah. Nasıl? Aman nasılını boş ver. Bu Ali'yi göndermiş işte. Ya Zafer'le buluşturdular beni. Zafer? Bizim Zafer mi? Ah! Ya aklımı kaçıracağım. Ne diyorsun ya? Ben kaçırdım. Vallahi. Çıldırdım yani artık ben. Hapse dönmem dedim. Ölürüm de bir daha gelmem oraya dedim. Sonrası zaten ha, boynumdan belli. Ay Allah'ım ya. Kafayı yiyeceğim. Ya delirdi, iyice aklını kaçırdı bu adam. Tam kurtulacaksın, tam çıkacaksın. Çıkacak mıyım? Ya evet. Katil bulundu, suçunu itiraf etti. İlk celsede serbest kalacaksın. Tam her şey yoluna girmişken niye böyle yapıyor bu ya? Affeden kalacağım şimdi senin için. Çıkacağım mı? Bir aksilik falan çıkmaz değil mi bir daha? Bak vallahi artık bir aksilik olursa ölürüm ben bak burada. Yok Şadiye. Aksilik falan çıkmayacak. Söz veriyorum sana. Kurtulacaksın. Bir tane maske al. Yine ikimiz senle ben baş başa kalacağız. Eski günlerdeki gibi, tamam mı? Tekrar mutlu bir aile kuracağız. Ablam. Ya ablam, sevinçli bir haber. Bir şey olmuş değil mi? Bir şey oldu. Fırat abiyle bir durum oldu değil mi? Olmadı. Ama olacak Şadiye. Onu kendi ellerimle hapse sokacağım. Bekle. Abla bir deli deli konuşma da anlat ya. Asıl deli deli konuşan sensin. Bana bak. Ben mi buluştum be Zafer'le hapisten kaçıp? Deli. Ya sanki evde oturuyorum ben. Hiçbir derdim, sıkıntım yok. Bir buluşma eksik anasını satayım. Ya adam... Adam cinayetten yargılandım ben. Cinayetten yargılanan kızı alıyor. 15 yıldır görmediğim çocukla buluşturuyor beni ya. Ruh hastası ya. Vallahi ruh hastası. Ya nasıl attı beni? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.